ve seçim divan kurulu tarafından tutanaklı tespit edilmiştir. Seçimde kullanılacak zatların genel merkez, şube yönetimi ve başkan adayları ile ortak olarak alınan kararla hazinenin dışında dağıtılmaması konusunda anlaşılmıştır. Daha önceden içi yeşil renkli oy seçim görevlileri ve biz başkanları tarafından tespit edilerek emniyet güçlerine tanıklığıyla divan kuruluna teslim edilmiştir. Divanı oluşturan Türk Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, Genel İdare Sekreteri Kazi Aykırı, Genel Mali Sekreteri Ömer Kurnaz ve diğer divan üyeleriyle yapılan ve tespit edilen usulsüzlük neticesinde divan ve adaylar ortak kararıyla iptal edilmiştir seçimler. Türk Emekliler Derneği Genel Başkanımız ve diğer divan üyelerinin Adana Şube seçimleri esnasında yapılan usulsüzlüklerle karşı göstermiş oldukları adaletli, hakkaniyetli ve tarafsız yaklaşım nedeniyle seçimi iptal edip yenilenmesine karar vermelerinden dolayı teşekkür ediyor, takdirle karşılıyoruz. Bundan sonraki süreçte de genel merkezimizin ve yöneticilerimizin Adana Şubesi'yle ilgili en doğru karar vereceklerine inanıyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Ben kendi adıma söyleyeyim. Oy kullanışı ve söylediği şu. Geçen seçim Seyhan Belediyesi'nde. Peki ben kendi adıma, kendi arkadaşlarıma söyledim, böyle davranıyoruz. Diğer aday arkadaşlarımı zaten sosyal medyadan da takip ediyoruz. Herhangi bir sataşma, karalama yok. Ancak bize var. Bize olduğu var. Halde, olduğu halde ben gene bugün dahi söylemişim, cevap vermeyin diye. Kötü söz sahibine ait. Bizim bundan sonraki süreçte seçimlerle ilgili onun dışında başka yapacağımız hizmetlerden başka bir sözümüz yok. Yalanla, yanlışla, hırsızlıkla, iftirayla bizim işimiz yok. Hepinize buradan huzurunuza teşekkür ediyorum. Tüm aday arkadaşlarımıza teşekkürler. Tek tek saf, içi dolu yakaladım. Divan başkanına götürdüm. Divan başkanı ve divandaki üyelere rica ettim. 21 zarf sonucu değiştirmez. Ama 22. zarf gelirse bu seçimi iptal etmeniz gerektiğini söyledim. Tüm aday arkadaşlarımın taraftarlarıyla beraber şube sekreterinin hanımı, baldızı, çocukları boş ve içi hem vahimi de rahmetli Seyfi İyi Yüreğen oy pusulası ile yakaladık içi dolu. Şimdi size soruyorum. Bize söz verdiler. Dediler ki zarf divanda Haziran cetvelinde dağıtılacak. Yaka kartı Haziran cetvelinde verilecek dediler. Peki nereden geldi bu zarflar? Otobüsün içinde insanlara niye dağıtıldı? Kendilerin baldızının elinde veya taraftarların elinde 20-30 tane zarfı yakalayıp genel başkana götürdüğünde hırsızı yakalayan mı suçlu, hırsız mı suçlu, biz mi suçluyuz? Biz istedik ki demokratik bir seçim olsun. Herkes özgürce özgürlüğüyle oyunu kullansın. Seçim adaletli olsun. Kazanan bizim başkanımız olsun. Şube bizim şubemiz olsun dedik. Ne hikmetse biz bunlara demiştik ki hırsızlık yapın arkadaşlar. Bunun daha öncesi var. İşte başkan adayları burada. Toplantıda kendilerine tek tek söyledim. Ali abi de burada. Kasıt almış da burada. İrfan Bey de burada. Diğer adaylar da burada. Şu şahıslar burada hile yapacak. Ben bunları takip ettiriyorum dedim. Söyledim bunu, önceden söyledim ama bunu yaptılar. İkincisi, dün sosyal medyada bir paylaşım yapmış. Ali Vuranay da seçimin iptal edilmemesi yönünde oy kullandı diyor. İşte Ali abi burada. Böyle daha hala kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye, kamuoyunda insanları yanlış yönlendirmeye benim de hakkım yok, kimsenin de hakkı. Değerli arkadaşlar, fazla söze gerek yok. Arkadaşlarım güzel anlattılar, güzel söylediler. Gerçekten emek hırsızlığı yapıldı. Bunca yaşlı, hasta insanlarımızın emeğiyle oynadılar. O insanların haklarını gasp ettiler. Biz buna karşıyız. Değerli arkadaşlar, şahsım ve ekibim adına güzel çalışmalar yaptığımıza inanıyorum. Diğer arkadaşlarım da güzel çalıştılar. Hiçbir sıkıntımız yoktu. Ta ki zarfların yakalanmasına kadar her şey dört dörtlük gidiyordu. Ama zarflar Mustafa Bey'in de dediği gibi 21 taneden sonrası çizmeyi açtı. Onun için de itiraz ettik. İlk başta itiraz etmedik, evet doğrudur. Ama daha sonra da itiraz ettim. Çünkü hakkımız gasp edildi.
Ben takdir buyursunuz ki bazı insanlar biliyor. Geçen dönemde aday olmuştum. O zamandan beri çalışıyorum. Yani 3 yıldır, 10 ay değil, 3 yıldır, 6 yıldır ben çalışma yapıyorum. Çalışma yapıyorum. İlk baştaki takdirinize bırakıyorum. 6 yıldır koşturan, giden gelen, para harcayan, efor sarf eden bir ekibim var, arkadaşlarım var. İlk etapta biraz yadırgadım, karşı geldim ama ondan sonra kesinlikle iptal olmasına karar verdim ben orada. Yani çok kısa bir şey içerisinde. Burada insanlarımız değişik şeyler düşünüyor, değişik şeyler söylediler, varsın düşünsünler, hiç umurumda değil. Herkes kendini bilir, herkes kendine yakışanı yapar. Ancak tüm samimiyetimle söylüyorum, burada emek hırsızlığı yapıldı, emeklinin hakkı gasp edildi. Biz de kazansaydık, tüm emekli arkadaşlarımızın başkanı olacaktık, herkese eşit mesafede olacaktık. Ben teşekkür ediyorum hepinize. Üstü tasarısına getirdim. Emekliğinde de emekliyse eğer emekli, bu emekliliği seyahatı yüreği sormaz. Keşke biz acemi bir ekiptik. Keşke sizler tecrübeli ekip olarak orada da adaletin peşinde konuşsaydınız. Şimdi şöyle. Yüreğinde kaç tane adaydı? Sahip çıksınlar. Biz sahip çıktık. Biz sahip çıktık. Aday olmak kolay. Biz sahip çıktık sonuna kadar. Arkadaşlar. Buradaki adaylar bir de günü alır ki. Arkadaşlar. Onlar sahip çıkacak. Şimdi bir saniye. Yani oradaki adaylar sahip çıkacak yani. Bir dakika. Ben müdahale etmiyorum. Biz konuşuruz. Uzat sen haklısın. Ne diyeyim ben? Sizin orada şey diyemiyorum. Yanlış ama yine de bu tekrar teşekkür etmek yani ben de yanlış. Arkadaş bir saniye. Ben bir şey açıklayayım bu tutanakla alakalı. Ben Mevlüt Şube Başkanı olmuş olsaydım bugün burada oturmazdım ayrı mesele. Bunu genel başkana da söyledim. Ben oturmazdım burada. Bir dakika, 6'ya 2 falan diye bir şey yok. Yaşar Tekin'in de iddiası var iptalde. Haksızın eli kalkmaz avukat. İmza atmayıp şerh düşebilirdi. Orada herkesin 8 adayı, herkesin imzası var. Onun için 6'ya 2, 8'e 2 bunlara katın ve bir şeye gerek yok. Konuşmaya gerek yok. Sen Çoman.